Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başkanım nasılsınız? Teşekkürler. Mevcut siyasi iktidarın antidemokratik uygulamalarına yönelik bir ortak mücadelenin ve o ortak mücadele zemininin oluşturulması çok çok önemli. Bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Tabii bugünkü ziyaretimizde birkaç konuyla ilgili duygularımızı da ifade etmek isteriz kıymetli başkanım size ve yöneticilerimize. Birincisi bir erken seçim talebinin Türkiye'de artık bir biçimiyle çok yoğun bir şekilde gündeme gelme gerekliliğini hissediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çeşitli platformlarda erken seçim talebimizi dile getiriyoruz. Ama tabii Türkiye'nin siyasal gerçeklikleri var. Bir erken seçim kararı ya Cumhurbaşkanı tarafından alınmalı ya da meclis tarafından alınmalı. Merkezi anlamda muhalefet bloğundaki partilerin milletvekili sayısı bir erken seçim kararı almak için yeterli değil. Dolayısıyla bir toplumsal talebin oluşması gerekiyor. Bu toplumsal talebin oluşabilmesi için de siyasi aktörlerin erken seçim talebini sıklıkla dile getirmesi gerekir. Çünkü 20 yılı aşkın zamandır Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarın yönetme becerisi ve enerjisi kalmamıştır. Türkiye birçok açıdan bir kriz sarmalı içerisinde. Şimdi aktif siyasi hayatın içerisinde insanlar olarak parti yöneticileri hepimiz birbirimize durum tespiti yapmanın bir anlamı yok. Ekonomi şöyledir, dış politika böyledir dememizin bir anlamı yok. Çünkü hepimiz zaten günlük hayatın içerisinde aktif siyasal mücadelenin içerisindeki insanlar olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 153 maddesinin 180 kere değişime uğradığı bir anayasa, yani deyimi yerindeyse bir yamalı bohçaya dönüşmüş bir anayasa. Tabii Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacı var mıdır? Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacı vardır. Ancak bu samimi bir biçimde bütün siyasi partilerin katılımıyla, demokratik kitle örgütlerin, sendikaların, meslek odalarının ve halkın katılımıyla aslında bir biçimiyle bir sivil anayasa yapılabilir mi? Siz de kıymetli başkanım, biraz uzun konuştuğumun farkındayım. Ama bir tabii Türkiye'nin konuştuğu bir ahmak davası meselesi var. Ben davanın bir kronolojisini size vereyim, siz bunu daha sonra bir incelersiniz. Bu bizim içerisine hiçbir siyasi yorum katmadan davanın kronolojisini anlattığımız, avukatımızın hiçbir değerlendirme yapmadan Ekrem Bey'in avukatlarının hazırladığı bir davanın kronolojisi. Kobani Kumpas davasında bize yaparken gördük. Eş genel başkanlarımızın rehin alınması, tutuklanması, o süreçte size takdir ederseniz kendisinde en güçlü rakip olarak gördüğü ya da en azından iktidarını kaybetmenin gerekçesi olarak gördüğü işte o dönemin eş genel başkanlarımızdı. Yıllardır bunu böyle sürdürür. Şimdi de aynı şekilde aslında işte ana muhalefete dönük geliştirilen bir yargı süreciyle bu süreci tamamlamaya çalışıyorlar. Buna karşı biz yıllardır hükümetin AKP, MHP iktidarına karşı bir mücadele gerçekliğimiz var bütün alanlarda. Hem Türk sorununun temelinde çözümü anlamda, hem Türkiye'nin temel sorunların çözümü anlamda ortak mücadeleyle bu süreci yürütüyoruz. Ama bu son bir yıldır CHP'nin bu sürece dahil olması, özellikle kayyum politikasında ortaya konulan iradenin Türkiye'nin demokrasi açısından ana muhalefetiyle Türkiye muhalefetinin, toplumsal muhalefetinin bu anlamda ortaklaşmasında çok çok kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum.